Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada gündem önceki haftalardan çok daha yoğun. Evet, yani hep biz yoğun diyorduk. Bir gündem ama mevcut. Bayağı bir yoğun. Yeni bir yönetmelik yayınlandı. Uzaktan çalışmaya. Evet, uzaktan hemen söyledin Osman. Kaptın benden. Hiç heyecanı kalmadı. Kapatıyoruz programı diyelim. Burada bitiyor. Şimdi biliyorsun malum pandemiyle beraber artık bu uzaktan çalışma artık standart haline geldi. Pandemiden önce de vardı. Ya aslında sanki şirketler böyle bir şey bekliyormuş da nedene ihtiyaçları varmış gibi oldu. Yani çünkü ben hani pek çok şirket de duydum yurt dışında vesaire. Özellikle Türkiye'de de var. Türkiye'de de var bu arada. Yurt dışında çok fazla var. Yazılım şirketleri vesaire yurt dışında çok daha geniş yer kapladığı için arkadaşlar. Onlarda aşırı bir talep oluştu bu dışarıdan çalışmaya. Evet. Ki çoğu zaten çalışanlarına şunu da bildirmiş durumdalar. Biz artık uzaktan çalışmaya geçtik şeklinde. Tabii, mesela tabii. Microsoft falan da hatta onlar 2023'e falan uzattılar ama muhtemelen onlar da pek çok iş kolunda yine uzaktan çalışmaya geçecekler gibi görünüyor. Ülkemizde de mesela pek çok şirkete ben bakıyorum uzaktan çalışmaya geçildi artık. Ve devam edecek bu. Hani pandemiden sonra da bu süreç devam edecek. Hatta ofislerini kapatanlar var. Ya işte bakanlık da baktı buna. Dedi ki ya bu uzaktan çalışma artık yaygınlaşmış durumda. Evet, buna bir standart getirelim. Aynen öyle. Çünkü çok bilinmeyen vardı. Mesela hani uzaktan çalışmada yemek parası ödenecek mi? İşte ne bileyim elektrik parası ödenecek mi? Bilgisayar verecekler mi mesela adama? Ekipmanlarını karşılayacak mı? Nasıl olacak? Bu ücretler neye göre ödenecek? Uzaktan çalışanların hakkı nedir? Performansı nasıl ölçeceksin mesela? Aynen bir sürü öyle. Aslında bilinmeyen taraf hatta da var. Hatta belki ona ilişkin özel bir sigortalama bile getirilebilir. Çünkü evet. Hani sonuçta evden çalışıyor ya. Evden çalışmayla bir ofise gidip orada çalışmak aynı şeyler değil sonuçta. Evet. Dolayısıyla ona özel bir şeyler de belki yapılabilir ileride. Fakat şu yönetmelikte hani pek çok soru işareti giderilmiş oldu. Evet. Şimdi bir diğer haberimiz ise YouTuber'lara yeni bir vergi geldi ama Türkiye'de değil arkadaşlar bu vergi. Google YouTuber'lara bir açıklama gönderdi. Açıklamada da diyor ki bana vergi bilgilerinizi iletin diyor. Eğer 31 Mayıs 2021 tarihine kadar da bu bilgilerinizi iletmezseniz bana diyor sizden diyor %24'e varacak kadar yüksek oranlarda vergi alırım. Gelirlerinizden vergi alırım diyor. İletirseniz diyor, iletmesi istemesinin sebebi şu aslında. Amerika'daki yani bir video koyduğunuz YouTube'a, örneğin bu videoyu siz Amerika'da izliyorsunuz değil mi? Biz belli oranda bir para kazanıyoruz bundan. Diyor ki YouTube bu video eğer Amerika'da izlenirse ve sen de bu videodan bir para kazanırsan biz bundan belli oranda bir vergi alırız diyor. O da %30'a kadar çıkıyor. Yayıncıları çok, çok etkileyen bir konu değil. Evet. Bir panik yapıldı ilk önce ama yani hepsi Türkçe videolar. Evet. Yani yüzde belki 99'u Türkçedir. Hani böyle İngilizce ya da hani dil olmayan, ses olmayan, konuşma olmadan çekilen videoların sayısı çok az. Dolayısıyla burada hani bizim YouTuber'ların da çok fazla Türkiye'deki etkileyecek bir konu değil. Ama dünyada etkileyebilir. Yani evet. İngilizce canım, yayın dünya genelinde öyle bir pek durum. Çok yayın var İngilizce yapan. Evet. Onları ister istemez etkileyecektir. Yani bizi bağlayan bir şey yok şu anda arkadaşlar. Bunu size söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise Forza Horizon'la ilgili. Evet. 4 Steam'e geldi. Biliyorsunuz. Sen buyur Osman'cığım. Şimdi oyun olduğu için ben de evet. Normalde arkadaşlar bu biliyorsunuz şimdiye kadar en azından Xbox'a özel olarak takılıyordu. Artık Steam üzerinden de indirebileceksiniz ki fiyatı da çok uygun. Yani 92, 100 liranın altında. 92 lira gelmiş standart paket. Son zamanda biliyorsun oyun fiyatları artık 500-600'e vurduğu için hani 92 lira gerçekten bir oyun için çok uygun diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor. Yani tamamen Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz oyunu. Gayet geniş bir haritası var. Araçlar vesaire zaten son derece geniş bir yelpazeye sahip. Bunu zaten söylememize gerek yok. Forza'yı bilenler biliyordur. Ben biliyorum. Bende var bu arada Forza Horizon 4. Ya zaten o hani Xbox'ta efsanesiydi o. Standart oyunuydu. Forza efsanesi bir de Game Pass'te falan da direkt verilen oyunlardan biriydi. Evet. Dolayısıyla eğer Xbox sahibiyseniz zaten şimdiye kadar çoktan oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer PC sahibiyseniz de şimdi bu fırsattan yararlanarak oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Game Pass PC'de de var. Dolayısıyla Game Pass üyeliği yaparsanız oyunu ücretsiz olarak zaten indirip oynayabileceksiniz. Game Pass'in hiç daha önce üye olmadıysanız da ilk aylık üyeliğiniz 5.90 falan en son. Yani 6 lira gibi bir ücrete bu oyunu şimdi hemen oynayabilirsiniz.
hazır Microsoft ve Xbox'a gelmişken oradan devam edelim. Bethesda, ünlü bir oyun firması biliyorsunuz. Evet. Microsoft bünyesine katıldı. Aslında Bethesda değil, ZeniMax'i satın aldılar. ZeniMax'in içinde Bethesda var. Bethesda'nın haricinde farklı yapımcılar falan da var arkadaşlar. Şu anda Microsoft çok büyük bir atak yaptı. Bu şu soruyu beraberinde getirebilir. Örneğin Doom serisi, Wolfenstein serisi, işte Skyrim serisi. Bunların yeni oyunları acaba PlayStation'a gelecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz konsollar Microsoft olsun, Sony olsun, Nintendo olsun ne yapıyorlar? Kendi oyunlarını kendi konsollarına özel tutuyorlar. Hani kalkıp da atıyorum Sony'nin bir oyununu Xbox'a ya da Switch'te oynayamıyorsunuz. Yani PC biraz daha ortak bir platform ama konsollar tarafında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu arada çok ütopik bir para ödedi. Yani milyar dolarlarla ifade edilen bir para ödedi Microsoft. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeni gelecek olan Bethesda oyunlarının hangi platforma özel olacağını da göreceğiz. Ki bu bence hani Sony için büyük bir kan kaybı oldu. Evet. Bakalım ne olacak? Onu biz de merakla bekliyoruz. Bir diğer haber Apple cephesinden iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulacağı iddia ediliyor arkadaşlar. Biz zaten ben Türkiye'deki satıcılarla falan da konuşuyoruz arada. Telefon satıcıları falan görüşüyoruz. Hatta bizim Hasan var biliyorsun. Evet. Onunla da konuşmuştuk. Hiç satmıyor demişti. Satmaması normal. iPhone 12 mini normal. Sebebini söyledik. 9.999 lira. Ya 10 bin lira. Açıkçası hani kullanıcılar da şu kafada. 10 bin lira ben o paraya verene kadar. Yani ufak telefon istiyorsam gider yarı fiyatına. iPhone SE var. Yani. Evet. Mantıklı bir hareket. Çok bir fark yok. Çok da bir fark yok. Evet. Yonga seti tarafında baktığın zaman iki Yonga setinin de çalıştıramayacağı herhangi bir uygulama yok. Evet, yok. Evet, evet. Hani güncelleme tarafına bakıyorsun. iOS'i alıyor mu ikisi de son sürümüne? Evet, alıyor. İkisi de alıyor. Yani arada öyle ütopik farklar bulunmuyor. Yani nedir? Birinde çift kamera var ama o da kalkıp da günün sonunda harikalar yaratmıyor. Evet. Ve iki kat fiyata da değinecek yani özellik yok. Sorgulamak gerekir açıkçası. Bir de ben şuna inanıyorum. Hani kompakt bir telefon almak isteyen kişi zaten hani çok fazla kamerasına vesairesine bakmaz. Doğru. Ve çünkü fiyatına bakar o aynen o öyle. Fiyatına bakar. Gücüne de bakar diyeceğim de güç zaten belli. SE'de de güç var. Evet kötü değil canım o da. Onu alır yani. Evet. Bir yani önceki Apple, neslin Yonga seti var yani sonuçta. Apple içerisinde. Gençleri tam anlamamış diyebiliriz o zaman. Yani evet ilk duyurduklarında bu telefonu şunu demişlerdi. Hani gençlere özel kompakt bir model tasarlamak düşüncesindeydik vesaire vesaire diye girdiler konuya. Fakat görünen o ki gençler bu fikri çok da sevmiş gibi değiller. Aslında gençlerin dilini anlamak önemli burada. Hani gençleri evet. Yakaladığın zaman, dilini anladığın zaman güzel işler başarabiliyorsun. Örneğin hani Turkcell'in bir uygulaması vardı GNC diye. Gayet güzel tasarlanmış, güzel uygulanmış bir uygulama bana göre. Neden? Çünkü gençlerin neler istediğini, neler beklediğini tam olarak anlamış. Aslında GNC uygulaması fırsatları ve eğlenceyi gençlerle buluşturan bir platform olarak düşünebiliriz. Evet. İçinde bir sürü farklı uygulamalar, çözümler vesaire var. Ve şimdiye kadar da 10 milyonu aşkın indirmeyi geride bırakmış ve gençlerin en çok kullandığı uygulamalardan biri haline gelmiş. Bu sadece Turkcell'in abonelerine özel bir uygulama değil arkadaşlar. Tüm operatörlerdeki 26 yaş altındaki genç arkadaşlarımız bu uygulamayı indirip kullanabiliyorlar. Uygulama içinde bulunan çatlak ve bastı kapı ile gigabyte kazanabiliyorsunuz. GNC oyunları keyifli vakit geçirip rekabetçi turnuvada katılabiliyorsunuz ve ödüller de kazanabiliyorsunuz. Challenge TV'de de çeşitli challenge'larda videoları hem izleyip hem de kendi challenge yarışmalarınıza katılabilir ve büyük ödüllere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzellik var. Aynı zamanda yine var, fırsatlar da var. Aynen öyle, standart. Fırsatlar da var ki zaten bence gençlere yönelik bir uygulamada fırsatlar olmazsa olmaz diyebiliriz. Çünkü gençler internetle vesaire çok içli dışlı yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla burada çeşitli markalarla, çeşitli uygulamalarla yapılan işbirliğinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ki GNC'de de bu tarz işbirliklerine yer verilmiş. Atıyorum Burger King vardı benim hatırladığım kadarıyla. Onun haricinde Hepsi Burada vardı, Campli vardı mesela. Bunlarla ne yapıyorlar? Fırsatlar sunuyorlar. Gençler bu fırsatları kullanarak işte daha ucuz menü alabiliyorlar. Herhangi bir alışverişlerinde indirim kapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz şeylerin, bu tarz marka işbirliklerinin özellikle gençlere yönelik uygulamalarda ben olmazsa olmaz olarak nitelendiriyorum. Aynı fikirdeyim ve bu kampanyalarda ve bu indirim ve fırsatlar da yine sadece Turkcell abonelerinde değil, diğer operatörlerinde evet, yararlanabileceğini söyleyelim. Onu da belirtelim. Bir de bir çatlak diye bir şey var. Arkadaşlar ismi de komik GNC uygulamasının içinde. Gençlerin en çok sevdiği ve katıldığı kampanya olan çatlakla gençler uygulamada şanslı günlerini belirliyorlar ve şanslı günlerinde uygulamada sürpriz yumurtaları çatlatan gençler
her hafta iki kez internet kapıyorlarmış. Böyle bir uygulama bu. Böyle bir özelliği de varmış GNC uygulamasının. Bu arada GNC'de oyunlar da bulunuyor arkadaşlar. Yani böyle canın sıkıldığında vesaire girip burada bulunan çeşitli oyunları oynayabiliyorsunuz. GNC bir cevap var, GNC topla kazan var ve GNC bir oyun var. Yani burada 3 tane oyundan bahsedebiliriz. GNC bir cevapta... Bilgi yarışması aslında bu, değil mi? Tam ben de onu diyecektim. GNC bir cevapta gelen soruları yanıtlıyorsunuz. 6 tane falan soru geliyor. Genel kültür soruları bunlar. En kısa sürede doğru cevapları vererek en yüksek puanı almaya çalışıyorsunuz. Diğerinde ise arkadaşlar GNC topla kazandı ise bir air hockey oyunu aslında. PvP dediğimiz yani gerçek oyunculara karşı oynanabilen bir oyun. Karşı tarafa gol atıp klasik air hockey'de olduğu gibi oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Bir de bir oyun var. Bu bir top patlatma oyunu. Biraz da değişik bir oyun. Gerçekten ben bunu çok sevmiştim. Oyunda 10 tane seviye bulunuyor. Aslında bu hani eskiden Zuma diye bir vardı. Hatırlıyor musun? Benzeri hala da var. Zuma diye geliyordu. O tarz bir oyun ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Biliyorsunuz Zuma da zamanında bayağı böyle bir popüler olmuştu. Dolayısıyla Zuma tarzındaki oyunları seviyorsanız mutlaka bu yapımada bir göz atmanızı tavsiye ederim ben. GNC'de bulunan bir özellik daha Challenge TV. Aslında adından da anlaşılıyor. Bir hani Challenge Türkçe nasıl çeviririz bilmiyorum ama. Kapışma tarzı kapışma, bir şey olabilir. Evet. Kapışma TV gibi bir şey. 26 yaş altındaki gençlere hitap eden bu platform aslında bir video platformu. Burada gençler bir Challenge videolarını Challenge TV'ye yükleyip Challenge yarışmalarına katılarak büyük ödüller kazanabiliyorlar. Aynı zamanda başkalarının hazırladığı videoları da izleyerek burada eğlenceli vakitte geçirebiliyorsunuz. Challenge TV'nin diğer challenge yapılan platformlardan ki mesela TikTok, Instagram, YouTube gibi önemli bir farkı var. İzlenmeye göre ödül kazanıyorsunuz. Ha en güzeli o zaten. Yani. YouTube'da sana bir ödül vermiyor. Ne bileyim TikTok sana bir ödül vermiyor ama. Yani çok izlendin al bu ödülü senin demiyor. Demiyor ama çok izlendiğin zaman Challenge TV'de ödül kazanıyorsunuz. Kendine güvenen GNC Challenge TV'nin yeni fenomeni olmak isteyen gençler ve arkadaşları da Challenge TV'ye bir göz atsın diyorum ben arkadaşlar. Bir de ben Bastı Kaptı'dan bahsetmek istiyorum. Bu da gerçekten... İsmine ilginç bir şey. İsmi ilginç Bastı Kaptı. Hani ismiyle özdeş bir şey aslında. Şimdi Bastı Kaptı'da şöyle bir şey var. Eylül 2020'de lanse edilmişti bu. Her pazartesi arkadaşlar gigabaytlarla böyle marka sürprizleriyle dolu bir hediye çekleri vesaire sunuluyor sizlere. Bunları... Pazartesi günü ilk gelen alıyor gibi bir şey oluyor aslında. Ve bu sürprizler daha önceden duyurulmuyor. Yani şunu demiyor GNC. Yani pazartesi i̇şte pazartesi günü, günü şu var. Pazartesi günü şu saatte bu var demiyor. Demiyor. Pazartesi günü aniden bir anda bir giriyorsun. Aha hemen çat alıyorsunuz arkadaşlar. Yani, basıp kapıyorsun yani. Aynen öyle basıyorsun kapıyorsun. Güzel bir şey. Gayet güzel. Hatta burada uygulamanın sloganı da şey gençlerin günü pazartesi günü. Yani gençleriniz pazartesi günü gelin uygulamadan hediyenizi kapın diyorlar. Gerçekten bu da çok hoş bir nüans diyebiliriz. 26 yaş altındaki genç takipçilerimize, genç izleyicilerimize bu uygulamayı indirmelerini ve kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Açıklamaya da zaten bir link bırakacağız. Oradan da diğer detayları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir diğer teknoloji gündemindeki haberimiz ise bizimle alakalı. Ford Kuga teste geliyor önümüzdeki hafta, yani 15 Mart haftasında bu aracı test edeceğiz. Muhtemelen aynı hafta içinde de incelemesi gelir. Osman'la ben çok merak ediyorum yalnız Osman. Hı? Sen çünkü BSU'ları beğenmiyorsun. Biz daha önce CSU Kuga. CSU evet, Ford Puma'yı test ettik. O BSU Dacia Sandero'yu test ettik. Ya BSU'larda şu var. Biraz küçük mü geliyor? Küçük geliyor da CSU. Ya ne bileyim ben hani daha önce de CSU kullandım. Kendi otomobilim de CSU'ydu. CSU'lar biraz daha böyle büyük. Hani su mantığını kavramış geliyor bana. Hani BSU ne bileyim. Su dediğin zaman senin aklına gelen şey nedir? Geniş ya olması. Ya içi geniş olması evet. Yani değil mi? Ama BSU'da o genişlik yok işte. Ya ki ben mesela Qashqai falan bile küçük. Yani normal bir arabadan bir farklı görmüyorum mesela. O da CSU'dur. Ya işte Qashqai yine bir tık. Bir de mesela Nissan Juke var biliyorsun. Evet onun bir altı. İçine bir giriyorsun. Bir de onun garip bir kasa tasarımı var. Yenisinden bahsetmiyorum. Eski kasası. Şöyle iniyordu. Arka taraf acayip dar yani. Hani dışarıdan bakınca böyle maskul, kaslı bir araba görünüyor ya. İçine bir biniyorsun. Ana Clio'dan küçük. Yani öyle garip bir tasarım var. O zaman Kuga'da bakacağız. Ya Kuga geniş ama bak. Mesela önceki kasası da genişti. Ama önceki kasasındaki böyle ne bileyim hitap ettiği yaş sanki böyle 40 yaş üstü gibiydi. Biraz daha böyle... Ha, bu tasarım daha... Bu tasarım daha şık ve ya. Daha enerjik olmuş böyle. Biraz daha böyle gençlere doğru da kaymış gibi görünüyor. Gelsin bir görelim. Ben gerçekten hani bu yeni tasarımını çok beğenmiştim Kuga'nın. Şimdi bir diğer haberimiz de Türkiye'deki fabrikalarla ilgili arkadaşlar. Oppo Türkiye'de fabrika kuracağını söylemiştik daha önceki programlarımızda. Haberini falan da yapmıştık sitemizde. Evet. Deneme üretimine başladı. Deneme üretimiyle ilgili bir haber de çıktı.
Muhtemelen 1-2 ay içinde normal seri üretime başlar diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Xiaomi de Türkiye'deki fabrika için eleman ilanı vermiş. Onun da haberi bizim sitemizde vardı. Yani, ama az bir eleman yani 24 eleman mı ne yani, hani yani eleman evet. ilanı yok da. Ya zaten alanları aldı şu an. Şu an bence alanlar alındı zaten. Evet şu anda çünkü başlamak üzere çalışıyor. Aynen öyle, fabrikanın tamamına yakını planlanmış durumda. Tabii. Dolayısıyla bu son hani gedikleri kapatmak için alınan zaten ilanlar. Zaten üretimde Mayıs ayında falan başlar diye biz söylemiştik daha önceki videolarımızda da. Muhtemelen hani Nisan-Mayıs gibi üretim başlar ve o üretimle zaman... Üretimle birlikte fiyatın düşmesi vesaire bekliyoruz. Hani daha önce sen bir röportaj yapmıştın. O röportajda da zaten açıkçası söylemişlerdi. TCL'le pardon, hani TCL diyorum. %30 düşer. Oranında bir düşüş olacak ama, denmişti. Ama onu söyleyelim bir kez daha. Biz bunu söylüyoruz ama... Arkadaşlar halen satışta olan telefonların fiyatı düşmeyecek. Burada bir yanlış ya, anlaşılma var. Zaten ya. Yani şöyle bir şey olacak benim öngörüm. Türkiye'de üretilen telefonlar diyelim ki o telefon Çin'de üretilseydi ya da Çin'de üretilen bir muadiline göre %30 daha ucuz olacak. Yani aynı telefon değil ama. Ciddi bir rakam. Çok ciddi yani, bir rakam. Normalde biliyorsun orta segment cihazlar zaten 3000 lira. 3000 lira civarında. 900 lira fark edecek demek. Şimdi 2000 liraya düşmesi gerçekten çok iyi olur bizler için yani. Ha ben zaten şöyle de söylüyorum bu arada, uzun vadede diğer telefonların da fiyatları düşer bence yurt dışında üretilen. Tabii çünkü şimdi, satamayacak o paraya o telefonu. Aynen öyle, şöyle bir mantık var. Bakıyorsun iki telefon aynı, arada dağlar kadar fark yok. Birisi 2000 lira, birisi 3000 lira. Neden ben buna 1000 lira fazla vereyim diyeceğiz yani. O yüzden fiyatlar düşecek. Hatta bence bu durum Apple'ın zaten ülkemizde düşük olan satışlarını daha da düşecek. Çünkü insanlar şunu da demeye başlayacak. Ya bu telefona ben 13-14 bin verene kadar benzer özellikleri bana sunan telefona 8000-9000 veririm, daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Yani. Evet. Böyle bir şey bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Programımızın sonuna geldik. Turkcell'le teknolojiye bakış programımızda bu haftada birbirinden farklı teknoloji gündemini değerlendirdik. Teknoloji haberlerini değerlendirdik. Haftaya yepyeni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.